Saadet Partisi Samsun İl Başkanlığı'nda bayramlaşma töreni ve aday tanıtım toplantısı yapıldı. Tanıtım toplantısına İl Başkanı Salih Şen, 9 milletvekili adayı ve yönetim kurulu üyeleriyle partililer katıldı. Saadet Partisi İl Başkanı Şen, 1 Kasım'da önemli bir seçim yaşanacağını belirtti. Suni rüzgarlarla bugüne kadar gelmiş iktidarın artık rüzgarı kesilmiştir. Metal yorgunluğu başlamıştır. Görev süresi dolmuştur. 1 Kasım'da biz gelmezsek falanca parti gelir oyununa artık vatandaş gelmeyecektir. Muhalefetin de sorumluluktan kaçmasını vatandaşımız affetmeyecektir. Saadet Partisi 1. sıra milletvekili adayı Hasan Bayram varsa milli irade söylemini ağızdan düşürmeyen ancak 7 Haziran'da milli iradeye saygı duymadığını gösteren Cumhurbaşkanı ki ben kendisiyle iktidar partisini ayırıyorum, seçimlerin yenilenmesi için bir Türkiye ortamı hazırladı ifadelerini kullandı. Çünkü 7 Haziran seçimlerinde milli iradeye saygı duymayan başta Cumhurbaşkanı olmak üzere ben Cumhurbaşkanı ile iktidar partisini ayırıyorum. Özellikle bunu söylüyorum. Milli irade söylemini ağzından düşürmeyen Cumhurbaşkanı, milli iradeye saygısını göstermeyerek seçimlerin yenilenmesi için elinden geleni yapan bir Türkiye ortamı hazırladı. Ve Türkiye'deki kamplaşmalar üzerinden terör olayları, çözüm süreci, işte Kürt meselesi falan derken bir yerlerden düğmeye basıldı ve şehit haberleri gelmeye başladı. Bar'ın konuşmasının ardından diğer milletvekili adayları da kısa birer konuşma yaptı. Saadet Partisi'nin 1 Kasım seçimlerindeki adayları ise sırasıyla şu şekilde oluştu. 1. sıra Hasan Bayram var. 2. sıra Süleyman Karagöz. 3. sıra Ali Okutan. 4. sıra Hasan Öztürk. 5. sıra İlker Sılıv. 6. sıra İbrahim Gümüşoğlu. 7. sıra Ahmet Keser, 8. sıra Saffet Ergin ve 9. sıra Taner Altungeyik.